Ekrandaki belirsiz integralin neye eşit olduğunu bulmaya çalışalım. Paydadaki karekök içinde 4 eksi x kareyi görünce dönüşüm kullanmak aklınızdan geçmiş olabilir ama bunun işinizi herhangi bir şekilde kolaylaştırmayacağını anlamak da çok uzun sürmeyecektir. Ne düşünüyorsunuz? Sizce ne yapabiliriz? Buradaki püf noktası karekök içinde 4 eksi x karenin Pisagor teoremi ile elde ettiğimiz ifadelere benziyor olması. Hipotenüs olmayan kenarlardan birini bulmaya çalışırken, hipotenüsün uzunluğunun da 2'ye eşit olduğunu varsayarsak, hipotenüsün karesi yani 4'ten uzunluğu x olan diğer kenarın karesini yani x kareyi çıkarır ve farkın karekökünü alırsak, aradığımız kenarın uzunluğunu elde ederiz, öyle değil mi? Şöyle göstereyim, şuna benzeyen bir dik üçgenimiz olsun. Bu arada bunu hemen göremediyseniz de sakın endişelenmeyin. Doğrusunu söylemem gerekirse bu tarz sorularla ilk defa karşılaştığımda böyle bir şey benim de aklıma gelmezdi. Evet, şöyle bir dik üçgen çizdim bu arada. Şimdi de az önce söylediklerimi gözümüzün önüne getirmeye çalışalım. Hipotenüsün uzunluğu 2 demiştim. Bu kenar ya da diğerini seçelim, vazgeçtim. Bu kenarın uzunluğu x olsun. Evet, buna x diyelim. Biraz ters oldu. Yani normalde bu kenara y adını veririz ama şimdilik x olduğunu varsayalım. Bu durumda bana bu kenarın uzunluğunun ne olacağını söyleyebilir misiniz? Pisagor teoremini uygulayacak olursak, hemen not ediyorum. Karekök içinde hipotenüsün karesi yani 4 eksi diğer kenarın karesi yani x kare. Şu anda evet buradaki ifadeyi elde ettik ama bunun bize ne gibi bir faydası olabilir ki diye düşünüyor olabilirsiniz. İşte bu noktada işin içine trigonometri girecek. Neden diyecek olursanız hemen açıklayayım. Buradaki açıya teta diyelim. Bu durumda bana kosinüs ve sinüs teta'nın neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? Bir bakalım. Sinüs teta, karşı bölü hipotenüsten x bölü 2'ye eşit olur, öyle değil mi? X'i yalnız bırakmak istersek de 2 sinüs teta elde ederiz. İlginç. Peki, ya kosinüs teta? O da komşu bölü hipotenüsten karekök içinde 4 eksi x kare bölü 2'ye eşit olur. Bu kenarı kosinüs türünden ifade etmek istersek de karekök içinde 4 eksi x karenin 2 kosinüs teta'ya eşit olduğunu buluruz. İşte bu da son derece ilginç. X'i 2 sinüs teta'ya eşitlediğimizde bu kenarı da 2 kosinüs teta olarak ifade edebildik. Ve bu sayede de burada bir dönüşüm yapabileceğiz. Hadi bakalım. X'i 2 sinüs teta olarak belir diyelim. X eğer buna eşitse dx de 2 kosinüs teta, d teta'ya eşit olur değil mi? Ve eğer burası yani x 2 sinüs teta'ya eşitse burası da 2 kosinüs teta'ya eşittir demiştik, hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu da not edelim. 2 kosinüs teta. Turuncu ile yazarsam daha iyi olacak. Evet. Tüm bunlara dik üçgen çizip kosinüs ve sinüsün tanımlarını kullanarak ulaştık ve bunların birim çemberin uzantısı olduğunu da biliyoruz. Ama aynı şeyi bunu 2 sinüs teta'ya eşitleyip Pisagor teoremini kullanacak olursanız bunun da 2 kosinüs teta'ya eşit olduğunu bulabilirsiniz. Evet. Hangi yolla yaparsanız yapın, gelin şimdi bu dönüşümü kullanalım ve bu ifadeyi değerlendirelim. Belirsiz integral dx ya da 1 çarpı dx demeliyim. 2 kosinüs teta d teta'ya eşit. Peki paydada ne var? Karekök içinde 4 eksi x kare ve bu da 2 kosinüs teta'ya eşit. 2 kosinüs teta ve bu da 2 kosinüs teta bölü 2 kosinüs teta'dan 1'e eşit olur. Sonuç olarak d teta elde ederiz ve bu da teta artı c'ye eşittir. Harika ama işimiz henüz bitmedi. Neden diyecek olursanız, belirsiz integrali x türünden bulmamız lazım da ondan. Bu yüzden de teta'nın neye eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. X eğer 2 sinüs teta'ya eşitse, olmadı. 2 sinüs teta'ya eşitse, iki tarafı 2'ye bölelim. X bölü 2 sinüs teta'ya eşit olur. Teta'nın neye eşit olduğunu bulmak için de sinüsünü aldığımızda x bölü 2 elde ettiğimiz açıyı düşünmemiz lazım. Şurada kendime biraz yer açayım. Evet, bu durumda teta x bölü 2'nin ters sinüsüne eşit olur ve bu da hepimizin bildiği üzere arc sinüs x bölü 2'ye eşittir. O halde devam edelim. Eşittir. Teta yerine arc sinüs x bölü 2 yazalım. Evet, arc sinüs x bölü 2 artı c. İşte bu kadar.
belirsiz integralin neye eşit olduğunu bulduk. Ancak bu noktada bazılarınız hemen sonuca ulaşmak için üzerinden hızlıca geçtiğim bir detaya takılmış olabilirsiniz. Aslına bakarsanız bu gerçekten de incelenmesi gereken bir detaydır ve isterseniz hemen bundan da bahsedebiliriz. Bu ifadenin tanım kümesinde bazı kısıtlamalar olması gerekir, öyle değil mi? Ve bu gerçekten de incelememiz gereken bir durum çünkü tüm bu yaptıklarımızı boş yere yapmış olabiliriz. Tanım kümesi, yani buradaki x'in alacağı değerler, eksi 2'den büyük ve 2'den küçük olmalı. Çünkü x'in mutlak değeri eğer 2'ye eşit ya da 2'den büyük olursa, karekök içindeki ifade negatif olacağından bu ifade tanımsız olur. Evet, bu tanım kümesini dikkate almamız gerekiyor ve buna göre yaptıklarımızın doğru olup olmadıklarını da kontrol etmemiz gerekiyor. X eğer eksi 2 ile 2 arasındaki değerleri alacaksa, 2 sinüs tetanında eksi 2 ile 2 arasında değerler alması gerekir. Hemen yazıyorum. Eksi 2 küçüktür 2 sinüs teta, o da küçüktür 2. Eşitsizliğin iki tarafını 2'ye bölelim. Eksi 1 küçüktür sinüs teta, o da küçüktür 1 elde ederiz, öyle değil mi? Bu durumda teta da pi bölü 2'den küçük olmalıdır. Neden derseniz, sinüs pi bölü 2 1'e eşittir. Buna ek olarak, eksi pi bölü 2'den de büyük olmalı. Teta'nın bu aralıkta olduğunu varsayarsak, yani tanım kümesini bu şekilde kurarsak mantıklı bir şey yapmış oluruz. Çünkü bu aynı zamanda arc sinüs fonksiyonunun da tanım kümesidir. Harika! Bir de burada 2 kosinüs teta'ya böldük ve bunu yapabilmemiz için kosinüs teta'nın 0'a eşit olmaması gerekir, öyle değil mi? Ve buradaki aralığı ele alacak olur isek, eksi pi bölü 2 küçüktür teta, o da küçüktür pi bölü 2 aralığından bahsediyorum. Kosinüs teta bu aralıkta 0'a eşit olmaz, hatta pozitif olur. Aralığa eksi pi bölü 2 veya pi bölü 2 dahil olsaydı kosinüs teta 0 olurdu ve o zaman başka detaylar üzerinde durmamız gerekirdi ama bu aralık işe yarıyor gibi görünüyor. Aralığın içinde kalan değerler söz konusu olduğunda garip bir şeyler yapmadık ve garip sonuçlar da elde etmediğimize göre cevabımızın doğruluğundan emin olabiliriz.